Valla bu çok güzel bir iş, Tüm çok keyifli bir beslerim iş. burada dalmadan, Tebrik oldu ediyorum Büyükşehir Belediye'mizi. Zarımı, Çünkü aşıklar, ozanlar kavgayı da müzikle yapıyorlar, gönülle yapıyorlar, aşkla yapıyorlar. O yüzden bizim kültürümüze de uygun yer etmiş bir şey. Keyifle izliyoruz. Organizasyon demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün ülkenin her yerinden, belki dünyanın başka ülkelerinden katılan aşıklarımıza, ozanlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Tebrik ediyorum hepsini. Çok beğendim, mutluyum. Çok güzel şarkılar çalıyorlar. Dinlemeye geldim. Geldiğime de memnunum. Kahramanmaraşlımız gerçekten birçok şeyin öncü şehri ve birçok şeyin de başkenti olduğunu ifade ediyoruz ama Kahramanmaraş bir kültür ve sanat şehri. Bugün tabii ki edebiyatın başkenti. Bugün biz bu değerimizi gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde gerçekten daha fazla tanıtmamıza ihtiyaç var. Bildiğiniz gibi geçen sene birinci uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası düzenlemiştik. Bu sene ikincisi düzenliyoruz. Ve edebiyatın başkenti olarak da UNESCO'ya bir yolculuğumuz vardı. Çünkü Kahramanmaraş'ımızın bu değerini uluslararası arenaya taşımamız gerekiyor. Bunun için de ciddi bir hazırlık yürüttük ve çok güzel bir dosya hazırladık. Bu sene yedek listede kaldık ama inşallah önümüzdeki senelerde Kahramanmaraş'ımızı şiir ve edebiyat konusunda UNESCO yaratıcılar şehirler alanına dahil etmiş olacağız. Bu sayede de bu değerimizi uluslararası arenaya çıkarmış olacağız. Ozanlık bitmesin yani. Neslimin bunu görmesini istiyorum. Ozanlık çok güzel bir meslek aslında. Hani bunu gelecekteki nesillere de aktarmamız lazım. Bunu bir şekilde hani belediyelerin falan bunu yapması lazım. Hani böyle programlar da çok iyi oluyor aslında.